Değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Nejat Devrin, Mübin Orhon, İki İmge Yolcusu sergisi kapsamında bugün değerli koleksiyoner Öner Kocabeyoğlu'nu ağırlıyoruz. Merhaba. Öner Bey, Türkiye'deki en önemli koleksiyonerler arasında. Öner Bey, ben öncelikle sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Bu sergileri gerçekleştirirken kurumlar arası ve koleksiyonlar arası işbirlikleri çok çok önemli. Onların değerli katkıları olmasa biz bu sergileri bu kapsamda yapma imkanını bulamayacağız. Sağ olun, var olun Öner Bey. Zevkli. Söyleşimizi sergimizin küratörü Sayın Necmi Sönmez Öner Bey ile birlikte gerçekleştirecek. Necmi Bey de bu vesileyle tekrardan İzmir'e geldi. Onu gördüğümüz için çok çok mutluyuz. Necmi Bey zaten bu dönemle ilgili çok geniş bir bilgi birikimine sahip. Onun değerli katkılarıyla da bu sergiyi hayata geçirme şansına sahip olduk. Ben kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Ve mikrofonu kendilerine devrediyorum. Buyurun Necmi Bey. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Ben her şeyden önce bizimle beraber olduğunuz için size teşekkür ediyorum. Bugün konuşma hakkında size biraz kısa bilgi vereceğim. Bu konuşma biraz performatif bir konuşma olacak. Yani biz hep oturup sizinle yüz yüze böyle konuşmayacağız. Konuşmanın ilk bölümü benim Öner'e soracağım sorular ve yanıtlar üzerinden ilerleyecek. Daha sonra hep beraber Nejat ve Mübin Orhon bölümlerini sergimizin izleyeceğiz. Burada çok önemli olan bir şey var. Bu konuşmaları yapma sebebimiz, bu konuşmalarla izleyicilere aktarmak, izleyicilere duyurmak istediğimiz tabii çok özel bir konu, çok özel bir durum var. Bu da bu tür sergileri hazırlarken karşılaştığımız çok farklı koleksiyoner modelleri var. Şimdi bu farklı koleksiyoner modelleri aslında bu tür sergilerin de kaderini, yönünü, ilerleyeceği noktaları belirliyor. Dolayısıyla benim Öner'i buraya davet etmemin çok özel bir sebebi var. Kendisi çok fazla konuşmayan, işte röportaj vermeyen, yaptığı hakkında da çok fazla konuşulmasını istemeyen biri. Fakat bizim davetimizi kabul edip geldiği için, burada bizimle beraber olduğu için ben kendisine bir kere daha teşekkür ediyorum. Dolayısıyla onun konuşmak istememesi, yaptığı koleksiyonun arkasında durması, öne çıkmak istememesi bence çok önemli özellikler. Dolayısıyla yaptığı koleksiyon, tabii ben çok kısa size biraz bilgi vereceğim bu koleksiyon hakkında. Bu koleksiyonun aslında her ne kadar herkes Öner Bey, evet, Ecole de Paris, işte Türk sanatçıları 1945 sonrası toplar diye bilinse de aslında hikaye öyle değil. Farklı bir hikayesi var. Ortaya çıkarmadığı epeyce ilginç resimleri var. Ve galiba, bunu kendisiyle konuşmadık, o yüzden biraz da utanarak söyleyeceğim. Kendisinin hibrit bir koleksiyonu var. Bir yönü yok. Yani bu tabii bir karakteri olmadığı anlamına gelmiyor. Bu yalnızca oluşturduğu koleksiyonun değişik çıkış noktaları ve hedef noktaları olduğunu bana duyumsatıyor. Her şeyden önce ansiklopedik bir koleksiyon karşısında değiliz. Yani herkeste olan ya da işte olmazsa olmazı diyebileceğimiz birçok sanatçının bu koleksiyonda temsil edilmediğini görüyorsunuz. Dolayısıyla özel ayrıcalık olan ve biraz da aslında birazdan da daha fazla biraz kendi yörüngesinde ilerleyen bir koleksiyon. Ben bu koleksiyonunu 2008 yılından itibaren çok yakından izliyorum. Evet, seninle bir kitap yapmıştık. Evet, çok uzun bir zaman oldu. Dolayısıyla benim burada özellikle belirtmek istediğim bir şey var. O da 2008 yılında yaptığımız kitap çalışmasından sonra tabii ki ben ne yaptığını, ne ettiğini, işte hangi eserleri, hangi koşullarda koleksiyonuna nasıl kazandırdığını her zaman için tabii büyük bir keyifle izledim ama onun hikayesinde benim için her zaman
her zaman önemini koruyan bir gizem vardı, bir büyüsü vardı. Bu büyüyü anlamak çok kolay değildi. Aslında çok konuşkan biri değil. Siz de birazdan anlayacaksınız. Çok. Ben dinlemeye geldim zaten. Evet, evet. Ama yok, konuşacaksın. Şimdi önce bir girizgah tamamlayalım. Yani dolayısıyla şey çok önemli. Konuşmak istememesi işte ve bütün bunlar, yani bütün eserler yan yana geldiği zaman koleksiyonunda kurguladığı çok ilginç bir hikaye var. Ben bu hikayenin tamamını hakikaten tamamı hakkında da size biraz bilgi vermek istiyorum. Dediğim gibi yani yalnızca bir yöne ilerleyen, çok o yönde dibe dibe vurup çok çok farklılaşıp bunun üstünden aslında sözcükler söylemeyen bir koleksiyon var karşımızda. O nasıl 1950'lerde üretilmiş bir sanat çalışmasına heyecanla bakabiliyorsa, 2023'te, 2024'te üretilmiş bir çalışma karşısında da aynı heyecanı gösterebiliyor. Bence bu çok önemli. Çünkü kendi çizgisinde köşeleşmemiş bir koleksiyoner. Yani ben bunu toplarım, bu beni ilgilendirmiyor demiyor. Dolayısıyla algısında, bakışında ve neyi koleksiyonuna katacağı konusunda çok ciddi bir şeyi var, öngörüsü var. Şimdi burada benim için gerçekten Ali Baba'nın grottosunu andıran bir takım resimler göreceksiniz. Bu önerinin koleksiyonun olduğu Ralli Apartmanı'ndan birkaç görüntü. Ralli Apartmanı çok önemli bir apartman çünkü İstanbul'un en önemli, en güzel apartmanlarından biri olduğu kadar da Fahren Lisa Zeyt'in 1945 ve 46 yıllarında Türkiye'de sanat galerisi olmadığı zaman kendi çabasıyla ilk resim İster sergisini sergisi. Açtığı yer. Biliyorsunuz çok çılgın bir kadın Fahren Lisa. Evi kiralıyor. Yani 10 odalı bir ev. Çok lüks bir ev. Evin içindeki eşyaları depoya kaldırıyor ve sergiyi yapıyor ve diyorlar ki yani ne kadar çılgınsın. Ha, bir lafı var, o çok etkiliyor beni günlüğünde. Aynanın karşısına geçiyor, diyor ki evet diyor, sen bunu istedin diyor. Hadi sen şimdi bu oyunu oyna diyor. Yani çok güzel bir Fransızca ile bunu yazıyor. Dolayısıyla bu bina çok ilginç bir bina. Serginin olduğu kat çok ilginç bir kat. Dördüncü katta Öner'de Fahren Lisa'nın atölyesinin olduğu resim sergisini açtığı katta. Ama buna yemin olalı daha bir sene oldu biz, değil mi? Evet, evet. Hangi katta diye konuşuyor. Hangi katta olduğuna dair mi, dört mü çok diye. Sorular vardı. Fakat ben Şirin Devrim'le yapılmış bir röportajda şimdi kim çıkacak dördüncü kata dediklerini duydum İstanbul Sosyetesi'nin. Ama Fahri Nisa tabii bunları takmıyor. Ben sergimi yaparım diyor ve o sergi hakikaten çok büyük İstanbul'da yankı uyandırıyor. Okul çocukları dahi dördüncü kata kadar çıkıyor ve o sergiyi görüyorlar. Yani çok tarihi bir bina ve bu tarihi binanın içinde de işte Ali Baba'nın mağarasını, grottosunu andıracak bir tarzda böyle üst üste yığılmış hakikaten çok ilginç eserler var. Şimdi ben bu eserlerin analizini ya da bu eserlerin çok detaylı anlatımına girmek istemiyorum. Benim için önemli olan bu koleksiyonda belirli dönemlerde anlatılan hikayenin aslında bir şekilde Türkiye'nin hikayesinin olması. Ha, bu benim için çok önemli. Yani Türk politik, Türk sosyal, Türk ekonomik hayatındaki dalgalanmaların bu koleksiyonda çok ilginç, nevi şahsına münhasır diyebileceğimiz, yani çok iyi bir ressam mı, kötü bir ressam mı, o tartışılabilir. Ama hakikaten bu süreçleri yansıtan ve bu süreçler hakkında yeni düşünceler üretmemize sebep olan bir koleksiyon. Dolayısıyla yani bu Türkiye'nin hikayesi, Türkiye'nin yaşadığı çalkantılar, bu çalkantılar içinde işte gemisini yüzdürmeye çalışan sanatçılar, gariban sanat ortamı, bu gariban sanat ortamının yarattığı olağanüstü zor koşullar, yani bırakın sergi açılmasını, sergi açmayı, yani sanatçının tuval alacak, kağıt alacak, boya alacak parası gücü yok. O yüzden 1950'lerde yapılan birçok resim günümüze kadar ulaşamıyor. Şimdi bana soruyorlar,
Bu neden? Evet, bunun şöyle bir sebebi var. Malzeme iyi olmayınca resim 25-30 yılda pelt olup gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Ama Fahri Nisa gibi ne bileyim çok yani hakikaten maddi durumu iyi olan sanatçı gerçekten İngiliz kotonu yani İngiliz keteninin üzerine en iyi yağlı boyaları kullanıp bir resim yapıyor. Resim yırtılsa da, atılsa da, kokulsa da resim kalıyor. Bu çok önemli. Yani bunu söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla Öner'in koleksiyonunda bütün bu çalkantıların inip kalktığı bir hikaye var. Ben bu hikayenin çok ilginç bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir başarı hikayesi değil. Aslında bir yere çakılış hikayesi. Yani bir ulusun kendini kendisi olarak kabul edememesinin hikayesi. Şimdi bunlara katan bunlar benim geliştirdiğim tezler. Kendisi bunu kabul eder etmez ben ona çok fazla bilemem ama bir ulusun kendi öz benliğine kavuşabilmesinin tek göstergesi sanatçılarının kendine olan özgüvenidir. Bizim sanatçımız, Türk sanatçısının özgüveni çok geç geliyor. Şimdi bunu ben tartışmaya açmak istiyorum. Dolayısıyla bu geç gelen özgüven sanatçılarımızın sürekli bir şeyin peşinde olmaları, bir şeye yetişmek için çaba harcarken aslında kendi hikayelerinin dışında başka bir hayat yaşamaları. Hani var ya böyle işte biliyorsunuz bu da çok son zamanlarda yaygınlaştı. Yani herkesin bir dışarıya gösterdiği hayatı var. Bir evlilik hayatı var işte ama bakıyorsunuz hayatın yarısından fazlasını başka biriyle de yaşayabiliyor. Bir ikinci, üçüncü, dördüncü şeyi de olabiliyor. Hayatı da olabiliyor. Şimdi bütün bunlar açısından ben aslında bu koleksiyonu değerlendirmek istiyorum. Yani özgüven üzerine ilerleyen bir koleksiyon bu. Dolayısıyla eserler hakikaten bu özgüven sorununun etrafında konumlanıyor ve bu özgüveni tırmalayan, özgüveninin varlığını duyumsatan sanatçılar çok önemli bu koleksiyonda. Tabii bu 1950'lerde, 60'larda böyle devam ediyor da 2000'lerde, 2020'lerde, 2010'larda ne oluyor? Orada da onu da tartışmamız, onu da konuşmamız lazım. Çünkü Öner'in hakikaten böyle bu insanları takip eden, onların yaptıklarını izleyip, onlar üzerinden kendisini tanımlayan güzel bir özelliği de var. Ben aslında çok fazla girizgah yaptım, çok fazla konuştuğumun da farkındayım. Edeyiz. Yok yok hayır, bugün seni konuşturmaya geldik. Ben o yüzden hemen ilk sorumu soracağım. Öner, ya bu sanat eserleri toplamaya nasıl başladın? Senin hikayen nasıl oldu? Bir onu bize kısaca anlatabilir misin? Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu imkanı verdiği için Bayarkas'a ve bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Sana bu muhteşem kürasyon için teşekkür ediyorum. Bu sanatçıları tekrar hatırlatmak, sanatseverlerle buluşturmak gerçekten çok önemli. Benim yaklaşık 20 yıl önce bir müzayededen aldığım bu bir küçük Selim Turan tablosuyla başlayan bir hikayem var. Selim Turan da bu sanatçılar gibi Paris ekolü sanatçılarından biri. Hikaye ilk önce o tabloyla sonra tabii ki hiçbir koleksiyon olacak, ilerleyecek gibi bir düşünce olmadan sonra birkaç eser daha aldım. Ve Paris ekolü sanatçılarını araştırmaya başladım. Sonra çok yakın bir zamanda Hakkanlı'nın eserleriyle tanıştım. Ve tabii 2008 yılında yolum Necmi ile kesişti. Ve birlikte benim de elimde bir hayli Hakkanlı tablosu olmuştu. Ve çok severek topladım hepsini. Birlikte çok konuştuk, çok tartıştık. Ve 2008 yılında Hakkanlı için bir kitap yaptık birlikte. Bu da bizim ilk yayınımız oldu. Tabii bu arada işim dolayısıyla çok seyahat ediyordum ve sanat benim için biraz nefes alma yeri olmuştu. 2008'den sonra alımlarım devam etti ama genelde hep omurga olarak hep Paris ekolü Türk sanatçıları. İşte Mübin Orhon, Selim Turan'la başlayan yolculuk, Hakkanlı,
Fahri Nisa Zeyd, İlhan Koman. Tabi o zaman bu eserleri bulmak çok da kolay değildi. Çok kolay elde edemiyordunuz. Çünkü bu sanatçıların çoğu Paris dışında birçok şehirde, özellikle Nejat Devrim ve İlhan Koman İsveç'te, Nejat Devrim Danimarka'da, Polonya'da, birçok yerde eserler bırakmış. Birçok ülkedeki müzayedelerden eser topladım. Ve artık, yani hiçbir zaman kendimi bir koleksiyoner demedim. Hala da koleksiyoner demiyorum. Koleksiyoner kelimesini de çok sevmiyorum. Basit bir toplayıcı görüyorum kendimi. Bir şöyle diyeyim, aslında bir kültürel mirası ilerideki nesillere taşıma görevi bir şekilde bana verildi. Yani ben de bununla, bu umutla devam ediyorum. Daha sonra Ferit Edgü ile tanıştım. Tabii o dönemin, burada Nejat Devrim'in sanırım ilk sergilerinden birini yapıyor. Evet. Türkiye'deki. Dönemin bütün sanatçılarını çok iyi tanıyan Abidin Dino'nun, Bedir Rahmi'nin galericiliğini yapmış ve hepsiyle dost olmuş, Paris'te yaşamış. Dolayısıyla onunla da tanışmam ve ondan dönemi dinlemem çok faydalı oldu. 2010 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. 2010 yılında artık bu eserleri sanatseverlerle buluşturma isteği doğdu ve Ferit Bey'le birlikte bir mekan arıyorduk. Çünkü hakikaten bugün de İstanbul'da, genel Türkiye'de, aslında o yüzden Bay Arkas'ın yaptığı şey sanatı paylaşmak adına çok önemli, alanlar açması açısından ve hala da bu projeleri devam ediyor, bugün duydum, çok önemli. Benim hayalimde de Tate Modern binası vardı. Santral İstanbul'u çok beğeniyordum, Santral İstanbul'daki alanı. Ve bir şekilde konuştuk ve orada bir sergi yapmak üzere anlaştık. Uzun bir yolculuktu. Çünkü hiç kolay bir koleksiyon değil aslında. Çünkü çok sayıları farklı, adetsel olarak, sanatçı bazında adetsel olarak çok değişik bir koleksiyon. Bir hayli de zorlandı Ferit Bey bu sergiyi yaparken. İstersen buradan biraz duralım. Tamam, duralım. Hı. Ben şunu sormak istiyorum. Mesela bir tabloyu almaya nasıl karar veriyorsun? Ya ben hep... Hiç kuşkusuz sana böyle birçok insan getiriyordur. Hani bunu al, buna bak filan diye, ama yani nasıl karar veriyorsun? İçindeki o mekanizma nasıl çalışıyor? Şöyle dönemler var. Mesela Paris Ekolü'ndeki sanatçıları toplarken, evet, koleksiyondaki eksikleri tamamlamaya çalışıyordum. Tabii. Hiçbir zaman bir iddiam bugün bile yok. Yani koleksiyonum tamamdır, koleksiyonum tamamlanmıştır gibi bir iddiam yok, ama dönemle, farklı dönemlerden özel eserler buldukça koleksiyona tamamladım. Ama beni şu çok ilgilendiriyor. Mesela bir yerde bir resim gördün. O resim sana geldi. Mesela o resmi duvarına asıp nasıl bakarsın? Bir kere en başta bir heyecan uyandırması lazım. O ya, ilk kick görüşte. Yani, evet, kick. İlk görüşte bir elektrik olması lazım. Anladım. Yani bütün eserlerin %90 beşiyle bir elektriğim olmuştur. Sanatçı, yaşayan sanatçıların sanatçıyla da alakalı bu tabii, ama hayatta olmayan sanatçı eserlerini aldığım sanatçıların da eserlerinden bir mutlaka elektrik almışım. Peki bu elektriği aldın, o tabloyu aldın ya da heykel aldın, evine, atölyene geldi. Mesela karşısına geçip nasıl bakarsın? Nasıldır ona bakışın? Ya yani o beni hep düşündürüyor. Şimdi ben biraz hızlı ilerledim koleksiyonda. O yüzden böyle her aldığım eserin karşısında böyle vakit geçirme şansım olmadı. Ben ne zaman ki Santral İstanbul'daki sergiyi açtım, evet, orada uzun vakit geçirdim ve eserlerle birebir daha yakın ilişkim oldu.
Anladım. Bu arkada gördüğünüz görüntülerde Santral İstanbul sergisinden. Yani şu beni çok ilgilendiriyor. Tamam, evet benim vaktim olmadı diyorsun. Ben bunları aldım ama bunlar benim için bir valördü, bir değerdi. Onlara daha sonra ilk defa işte sergilendiği zaman baktım diyorsun. Bunlar aslında güzel ya, şey. Tabii ki hepsine bir bir baktım ama yani en çok böyle onları bir arada gördüğüm, bir arada görüp etkilendiğim, kendimin de etkilendiği ilk şey budur. Hatta seninle ilk Hakkanlı kitabını yapmadan önce daha küçük bir yerim vardı. Asmalı evet, Mescid'de gelmiştin ya. Tabii. Orası da beni mesela Hakkanlı konusunda etkileyip kitap yapmaya götüren yerdir. Tamam. Peki ben buna dayanarak yine şunu da sormak istiyorum aslında. Mesela hiç düşünüyor musun? Evet, bunları aldım. Bunlar yan yana geldiğinde nasıl bir figür verecekler? Bunlar yani böyle bir düşün. Yok, bunu düşünerek alım yapmadım ama birebir sanatçılar içinde dönemleri düşünerek alım yaptım. Evet, bu yine Ali Baba'nın grottosundan bir görüntü. Peki ben şuna da dikkat ediyorum. Tabii Santral İstanbul'dan sonra hikayesi bitmedi. Daha sonra koleksiyon hakkında kitaplar çıktı. Belirli fuarlarda serginin bir kitabı çıktı. Serginin bir kitabı çıktı. Oluşan, tabii evet. Çok önemli bir kitap. Aynı zaman ama yine de hikaye devam etti. İşte ne bileyim farklı küratörlerle, farklı okazyonlarla işte yani ama bu okazyonların tamamı tabii o kadar başarılı değildi. Yani bunu da söylememiz gerekiyor. İşte ne bileyim bir Art 2012 mi ne bir şey vardı. Orada da bir kere sergilenmişti filan. Evet, bir fuarda. Evet. Başarısız bir fuardı. Devamı da olmadı zaten. Olabilir. Şimdi dediğim gibi ben şeyle çok ilgileniyorum. Yani hakikaten sende diğer koleksiyoncularımızda çok olmayan bir şey var. Sen hakikaten paylaşmak da istiyorsun. Evet, çok seviyorum, istiyorum. Neden çünkü paylaştıkça büyüyeceğini düşünüyorum. Paylaştıkça daha çok insana ulaşacağını, daha çok sanatsever ulaşacağını ve en çok da bu sanatçıların unutulmasını istemiyorum. Çünkü unutulacaklar. Çünkü yeni nesil artık bunları takip etmiyor ne yazık ki. Evet, yani peki bu paylaşım süreçlerinde aslında bu bir tür misyon gibi, yani misyonerlik de var biraz değil mi? Yani bunların unutulmamasını istemek, hani bu insanların önemi, bu insanların değeri filan yani. İster istemez. O duyguyla değil ama o duygu kendiliğinden oluşuyor. Peki bu duygu seni aslında yani rahatsız da eden bir şey. Çünkü sürekli buna karşı bu hani ben ne yaptım? Bu dürtü var içinde yani, değil mi? Fıkır fıkır kaynıyor bu yani sürekli. Tabii. Ne yaptın, ne ettin, hani bu kadar resim topladın, ne olacak filan, değil mi? Böyle bir şey de var. Var evet. Ama devam ediyor bir taraftan. Çok bu bence hakikaten güzel bir şey çünkü ben buna çok önem veriyorum. Böyle yani içi fıkırdayan, hani bir şeyin etrafında dönen insan figürler şey oluyor. Nasıl? Sen de o eserleri geldiğinde sen de fıkır fıkır oluyorsun ya. Evet yani bunlar çok önemli çünkü hakikaten çok aradığım yani hiçbir yerde görülmeyecek. Heyecanla yapılan işler bence her zaman daha değerli oluyor. Evet ben o heyecanı da aslında çoğu defa yani bazen bu heyecan duyulmasın diye geri durduğunu da anlıyorum. Çünkü bir şey var, onu çok iyi bir gözlem yaptım. Yani Türkçesini şu an aklıma gelmiyor ama bazen sanat eserlerinin seni euforik hale getirdiğini ben biliyorum. Yani o esere bakarken o eserin içine giriyorsun ve o eser böyle, ben anlıyorum böyle bakışlarından, gözlerinden. Yani ona bir çocuğun gibi bakıyorsun. Ha, çocuğundan da öte, o senin artık bir şeyin oluyor. Nasıl söyleyeyim? Tabii hepsiyle bir bağım oluyor. Hepsiyle bir bağım oluyor. Evet. Şimdi bu çok ilginç. Bu aslında bir noktada senin farklı noktalardan sanki kendini topladığını da düşündürüyor, biliyor musun? Ha, ben bunun üzerine de biraz konuşalım istiyorum. Çünkü topladığın aç şeyler onu biraz, kendini aslında topladım. Sana dair şeyler veriyor. Mesela nedir bunlar, bu özellikler? Bir, renk. Rengi çok seviyorsun. Acayip bir renk şeyim var. Nasıl söyleyeyim? Yani renk tutkum var. Sarı, kırmızı, mavi, mor böyle. Of! Bir araya geldiğinde ay bakıyorsun. Ben diyorum evet, bu öneri resmidir.
Yani o bunu alabilir. Dolayısıyla böyle renge karşı acayip bir şeyim var. Nasıl söyleyeyim, meylim var. Yani sanat eserinin genelde bir çekiciliği vardır. Tabii canım. Evet. Evet evet, bu güzel bir şey. Ben bu yani renkleri çok sevdiğini biliyorum. Mesela işte bütün bunlar tabii hep ilginç, önemli konular. Hani bu peki şimdi ben aslında bir takım sorular da hazırlamıştım ama ben bu sorulara gitmek istemiyorum. Çok farklı bir noktaya eğilmek istiyorum. Çünkü biraz da zıplayacağım şimdi. Çok önemli bir koleksiyon. Biliyorsunuz koleksiyonerlere topladığı eserin sayısı sorulmaz. Ben de o yüzden bunu sormayacağım. Ama bayağı bir eser var, onu biliyorum. Ve bazen de şöyle bir şey olmuyor mu? Ya ben bunu 20 yıl önce almıştım. 20 yıl sonra... Ben bu eserle belki de devam etmeyeceğim. Bu benim belki de 20 yıl önceki heyecanımın izini taşıyor ama ben şu an bunu hissetmiyorum dediğinde mesela ben senin diğer koleksiyonerlerden farklı olarak o eseri satmadığını da biliyorum. Çıkarmıyorsun elinden aldığın bir resim, evet. Aldığın bir eseri. Evet. Biraz bunun hakkında konuşabilir miyiz? Mesela neden çünkü çıkarmıyorsun? Çünkü bir bağın olduğu zaman o bağdan kopmak istemiyorsun. Yani eksik de olsa, yanlış da olsa gönlüm buna değdi. Yok, eksik de olsa, yanlış da olsa yani mutlaka her koleksiyonun eksikleri vardır. Hiç kuşkusuz. Her koleksiyonun yanlışları vardır. Hiç yani kuşkusuz. Toplarken tabii görmediğin, tabii. Toplarken atladığın mutlaka. Ama koleksiyonun geneline bakmak önemli. Yani genelinin içindeki o yanlışların oranı önemli. Aslında bir koleksiyonu değerlendirirken biliyorsunuz biz o koleksiyonda olmayanlar nedir, o soruyu soruyoruz. Tabii, olmayanlar önemli. Evet, olmayanlar çok önemli. Dolayısıyla olanlar zaten var. Olmayanlar koleksiyonun evet, çerçevesini belirliyor. Şimdi ben tabii bu uzun veriyorum. Bir konu. O yüzden ben buna çok fazla girmek istemiyorum. Ben bu koleksiyon buna fazla girmek istemeyeceğim ama o yüzden başka bir konuya ben geçmek istiyorum. Biraz da hızlı geçeceğim çünkü konuşmamızın performatif tarafından fazla zaman da çalmak istemiyorum. Ya bu Paris ekolü, Parisli sanatçılar, uzun süre Paris'te yaşamış, hayatını orada geçirmiş sanatçılara karşı olan ilginde aslında senin de Fransa'yı, Paris'i, o Frankofon dünyayı hafifçe bir sevmen, bir onlara karşı bir meylin de olması var değil mi? Bilmiyorum ama onların o dönemini düşünmek, o dönemini adeta yaşayabilmeyi istemek, evet böyle bir şey var ama o dönem, bugün değil. Yani Woody Allen'ın hani bir filmi var, o filmi biliyor musunuz? Midnight in Paris diye, o filmdeki gibi mi bir şeyden bahsediyorsun? Mesela bir gün gidiyorsun Farnisay'a, mesela bir sergisine devam ediyorsun yani falan çok, gibi. Birçoğunu çok tanımak isterdim, o dönem onlarla birlikte olmak isterdim. Peki en vakit çok, en çok tanımak istediğin kim? Bir isim verebilir misin? Var mı böyle? Sanırım Mübin'di. Mübin ve Hakkı'ydı. Mübim ve Hakkı, evet. Ondan sonra ben ne sordum bakıyorum. Peki, şimdi aslında ben konuşmamın bu soru-cevap bölümünü yani giriş bölümü diyeceğim, böyle kapamak istiyorum. Birazdan performatif konuşmanın ilk ayağı olan Nejat Devrim bölümüne geçeceğiz. Orada ben öneri soru-cevap şeklinde ilerleyeceğim. Dolayısıyla ya burada eğer sizin sorunuz varsa direkt onları alalım çünkü daha sonra bu sorulara geri dönme imkanı olanağı fazla olmuyor. Ben bugün katılımcı sayımız hakikaten çok iyi ama buna rağmen ortak sergiye başlayalım istiyorum. Nejat Devrim kısmını görerek oradaki eserlerle baş başa olarak sorusu, düşüncesi, önerisi olan arkadaş varsa onları alayım. Teşekkür etmek istiyorum çünkü gerçekten bu sergi ve koleksiyon kapısından çıktığım an geri girmek istediğim bir seyir keyfi sunmuştu bana. Ne ve güzel. Eserlerin bazılarında özellikle sormak istediğim bir tanesi var hatta. Önünde durup gerçekten dikilmiştim ve bakmıştım, resmen çarpılmıştım. Onda da özel koleksiyon yazıyordu. Kimin resmiydi? Öğrenebilir miyim? Aslında hangi katta? İkinci katta. Yani Mübin Orhon'dan bahsediyoruz. Telefondan tekrar bakmam tamam. Lazım. Şimdi onu sonra da sorabilirim. Tamam, sonra onun hakkında konuşalım. Biz sorunuzu okay. Alalım. Yani resimlerde Saint-Titre yazması, bunu özellikle mi yaptınız? Bu sizin
Hayır, sanatçının tercihi o. Bizim tercihimiz eserin değil. Eserin ismi. Ya eseri yaratan kişinin, yani sanatçının isimsiz yazması. Evet, ama bunları sergilemek de bir tercih ya. O da benim ilgimi çekmişti. Sergilemek tercih derken neyi kastediyorsunuz? Tam anlayabilir miyim? Yani isimsiz mi? İsimsiz olan şeylerin, evet. İsimsiz olmasına rağmen sergilenmesi. Evet, isimsiz olmasına rağmen sergilenmesi gerekiyor. Sanatçı ona isim vermemişse biz ona isim veremeyiz. Dolayısıyla sanatçı bunu yaratan kişi, yani otör bunu eğer böyle düşünmüşse bizim, evet, buna bir isim takmamızın bir anlamı olmadığını. Bir de kişisel olarak ben isimsiz bir şeyin isimli şeyden daha cazibeli olduğunu biliyorum. Böyle düşünmenize sevindim çünkü özgüven konusundan bahsettiniz. Evet. Peki sanat dünyasının da biraz oligarşik olduğunu ve özgüven kırabildiğini zaman zaman düşünmüyor musunuz? Evet, çok doğru, çok güzel bir soru. Bence tamamen oligarşik bir sistem. Evet. Yine de bütün bunlara rağmen hakikaten sanatın ve sanatçının söz alabileceği bir alan. Anlatabiliyor muyum? Eğer bir meseleniz varsa, eğer hakikaten bu meselenin üzerine gidebiliyorsanız ve beni böyle kabul et diyebiliyorsanız bence bu hala mümkün. Özgüven konusuna gelince, ya ben uzun yıllardan beri bunun üzerine çalışıyorum. Herhalde kısa bir süre içinde de bitirebileceğim. Bu özgüven sorunu üzerine ben bir kitap hazırlıyorum. Yani Türk sanatçılarının neden özgüveni bu kadar geç geldi diye. Yani uzun, alengirli bir isim düşündüm böyle. Hani böyle çok Woody Allen'mari bir isimsiz yazsaydım. Evet, bir kitap yazıyor, bir kitap çalışıyorum. Yani şeyi araştırıyorum. Özgüvenin özgüven probleminin ortaya çıktığı anlar ve bu anlar karşısında sanatçıların tavırları, yani neden kadın sanatçılar daha özgür, daha cesaretli, erkekler çok güçlü ve dominant olmalarına rağmen pısırık kalıyorlar falan, böyle bütün bunlar üzerine düşünüyorum. Dolayısıyla o sorunun yanıtını size bir kitap olarak sunacağım. Teşekkürler. Çünkü sistem de sanki bunu besler. Evet, doğru. Çok doğru. Sizi alalım, evet, hanımefendi. Şakir Paşa ailesine karşı özel bir ilgim var. Dolayısıyla Fahmi Sazeyt çok ilgimi çekiyor. Siz İstanbul'daki apartman, yani ona ait daireyi almışsınız. Orada serginizi, doğru, muhafaza etmişsiniz. Peki hiç Ürdün'e gittiniz mi acaba? Hayır, onun resimlerini orada görmek, atölyesinde Emin Rahat'la tanışmak gibi bir teşebbüsünüz oldu? Yok, hayır, olmadı. Peki. Benim Fahri Nisa Hanım'ı çok sevmeme rağmen eserleriyle çok yakın ilişkim yok. Öyle mi? Ben oğlumun eserlerini, Necat Devrim'in eserlerini çok daha fazla severim. Türk kimliği ifadesine kimlik bilinci olarak da dikkat çekmeniz çok hoşuma gitti. Çünkü benim de ilgilendiğim meseleler arasında. Ve ben Arkas'ın sergilerini İzmir'de olduğum süre içerisinde hep gelmeye çalışıyorum. Çünkü çok keyif alıyorum. Ve benim dikkatimi çeken mesela sergiler arasında şöyle bir şey vardı. Paris döneminden bahsettiniz. Evet. Ben de çok esinleniyorum. İşte Cumhuriyet Devrimi dönemi sanatçıları, evet, çok esinlendiğim sanatçılardır. Evet. Şu dikkatimi çekmişti mesela geldiğim sergilerde. O dönem Paris'e gidiyorlar ve Picasso gibi sanatçılarla da çok fazla iletişim halinde, sentez halinde ve esinlenme sürecinde birbirlerine çok temasta bulunuyorlar. Tabii. Evet, ve bütün sanatçılar o dönem. Evet. Ve mesela bizim kendi yine içimizde Ahmet Hamdi Tanpınar vardır. Aynı zamanda tabii, bir oryantalist bakış açısı da sunar. Çok tabii, bayılıyorum. Ve bu noktada mesela Ahmet Hamdi Tanpınar daha çok şey eleştirir. Bizim kendi kültürümüzle çok fazla iç içe olamadığımızı da, tamam, söylüyor. Ve bu noktada benim dikkatimi şu çekmişti. Soruyu da alabilir miyim? Çok, evet, az zamanım var. Evet, şimdi gireceğim. Çok az zamanım var. Tamam, şimdi giriyorum. Bu noktada biz kendi görsel olarak kendi kültürümüzle barıştık mı? Ve yani kültürümüzü kullanabildik mi o bakış açısını? Ben burada bakış açınızı çok merak ediyorum açıkçası. Teşekkür ederim. Kullandığımız alanlar var. Bazı mesela sanatçılar, mesela Necat'ta var. Tabii. Evet, yani örnek göstermek gerekirse soyut sanat Türkiye'de tartışılmaya ve dünyada tartışılmaya başlandığında
Türkiye'li soyut sanatçıların Paris'te, New York'ta, Londra'da ki ilk sergilerinin bomba gibi patlamasının en önemli sebebi bu sanatçıların hakikaten dönemin eleştirmenleri, küratörleri ve müze direktörleri tarafından evet bu insanlar bize bilmediğimiz bir ülkenin, bilmediğimiz bir şarkının melodilerini taşıyorlar deyip bu insan yani özel, onları selamlamaları var. Yani bu çok önemli. Bunu biz maalesef bilmiyoruz. Bizim sanat tarihimizi yazan insanlar. Şöyle diyebilir miyiz? İlk defa Türk sanatı eş paralel evet, evet. gitmiş. Evet, evet. Dünyayla, o da önemli. O dönemin sanat. Evet, evet, evet. O da önemli. Yani bu sanatçılar 1945'te bir İkinci Dünya Savaşı sonra bittiği zaman ama evet. Tabii onları yetiştiren kişi de bir Fransız hoca olduğu için Leopold Levy, onun da evet. adını analım. Evet, onlara öyle bir güven veriyor ki siz diyor oraya gitseniz de kendi resminizi yapacaksınız diyor ve Leopold Levy'nin bütün öğrencileri istisnasız bakın Avni Arbaş, Selim Turan, Tiraje Dikmen, işte Haşmet Akal yani bir sürü insan Paris'e gidiyor ve onlar aslında Türk ressamı yani Türk dünyasının motifleriyle meşhur oluyorlar. Dolayısıyla Ahmet Hamdi Tanpınar'ın iddia ettiği gibi birçok konu görsel sanat tarihimiz açısından değil yani. Bunun belgeleri var. Bunun hakkında tartışabiliriz. Kısaca şunu öğrenmek istiyorum. Koleksiyonunuzdaki eserleri sonraki nesillere nasıl aktarmayı planlıyorsunuz? Evet, bu beni de düşündüren bir konu. Hatta en çok düşündüren. Evet, artık bir plan yapma zamanı geldi çünkü 52 yaşındayım. Daha gencim ama evet bir plan yapmam gerekiyor.